Herkese selamlar, merhabalar. Tahir Ali Koca ben. YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün şibaryumu inceliyoruz. Şibaryum nedir ve neye hizmet edecek, ne için çıkartılıyor? Bu gibi detaylara yer vermeye çalışacağım bu videoda. Çünkü şunu çok iyi biliyorum. Shiba'nın hem ülkemizde hem globalde gerçekten çok yatırımcısı var. Ve yatırımcıdan ziyade aslında biraz da fanatik diyebiliriz bu yatırımcılara. Çünkü gerçekten Shiba'yı çok önemsiyorlar. Shiba'nın geleceğine çok inanıyorlar. Ben de mümkün mertebe Shiba'yı hem yakından takip etmeye hem de bu takip ettiğim kadarıyla Shiba ile alakalı güzel fazla fazla içerikler oluşturmaya çalışıyorum. Daha önce YouTube kanalımda Shiba ile alakalı direkt Shiba'ya özel bir video da çekmiştim. Shiba'nın ne olduğunu A'dan Z'ye o videoda da anlatmıştım. Bu videomuzda da Shibarium ne için çıkıyor, ne gibi faydalar olacak, Shiba fiyatına ne gibi etkileri olacak ve videonun sonunda da Shiba analizi yapacağız birlikte. Öyle güzel bir video olacağını düşünüyorum. Umarım işinize yarar, güzel bir video olur. Şimdi videomuza geçelim. Ancak öncesinde eğer içerik hoşunuza gidiyorsa bir beğeni bir de güzel yorumla çok güzel destek olabilirsiniz. Şimdi videomuza başlayalım. Evet, şimdi geldik Shibarium'u incelemeye. Arkadaşlar, Shibarium'u incelemeye başlamadan önce token ve coin kavramlarının farkını öğrenmemiz gerekiyor. Coin dediğimiz şey, her ne kadar biz bütün kripto paralara genel olarak coin desek de aslında coin kendi blockchain'i olan, kendi ağında transferlere imkan sağlayan projelere, kripto paralara biz coin diyoruz. Onun dışında farklı ağlarda transferlere imkan sağlayan, farklı blockchain'lerde çıkmış olan projelere ise, kripto paralara ise biz token diyoruz. Shiba şu anda bir token arkadaşlar. Yani bir coin diyemiyoruz çünkü kendi blockchain'i bulunmuyor. Ethereum ağında ERC20 token'ı olarak faaliyetini gösteriyor. Ancak yakında Shibarium ile yine Ethereum ağında bir nevi aslında kendi blockchain'ini oluşturmuş gibi olacak. Yine Ethereum ağında Katman 2 projesi olarak faaliyetlerine devam edecek. Bunu yapmasının en güzel faydası şu olacak arkadaşlar. Ethereum ağında biliyorsunuz ödemeler, yani gas fee dediğimiz işlem ücretleri Ethereum'la ödeniyor ve oldukça da yüksek komisyonlar ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ya bu hem Ethereum ağındaki transferler biraz uzun sürüyor hem de çok komisyon ödüyorsunuz. Birazdan detaylara zaten bakıyor olacağız ama Shibarium buna çok güzel bir çözüm bulmuş olacak. Yani genel olarak Shibarium bu arkadaşlar. Peki daha detaylı olarak Shiba'ya ne gibi etkiler olur veya fiyatına ne gibi etkiler olur? Bunu da şöyle açıklayalım. Şimdi zaten bu arada şöyle göstereyim. Shiba'nın Twitter hesabına baktığınız zaman Shibarium'la alakalı çok detaylı bilgilere yer veriliyor. Hatta sabitlenen tweet'e de tıkladığımız zaman Shibarium direkt burada çok detaylı bir şekilde açıklanmış. Ya bu yazıyı da okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Eğer Shibarium'a veya Shiba'ya bir yani yatırım yapmayı düşünüyorsanız buna da mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Burada bütün detaylar mevcut. Ben burayı okuduğum kadarıyla size aktaracağım zaten. O yüzden videomuzda da zaten bunları anlatıyor olacağım. Arkadaşlar bu arada eğer kaldıraçlı işlemlerle gerçekten aylık güzel bir ek gelire ulaşmak istiyorsanız Telegram grubumuza bekleriz. Tamamen ücretsiz, tamamen karşılıksız bir şekilde sizlerle kendi işlemlerimizi, güncel kripto para haberlerini paylaşıyoruz. Herkesi grubumuza beklerim. Katılım için bütün detaylar açıklamada. Şimdi videomuza devam edelim. Şimdi Shibarium'un Shiba'ya etkisi, en önemli etkisi şunlar olacak arkadaşlar. Videonun başında da dediğim gibi Shiba şu anda tamamen Ethereum ağında faaliyet gösteriyor. Ama Shibarium sayesinde artık ödemeleri kendi token olan Bon üzerinden yapacak mesela ve bu Bon token'ın da fiyatını yükseltecek. Diğer taraftan Shiba'nın kendi ağında, yani Shibarium ağında yeni projeler çıkmasına izin verebilmesi durumunda bu da Shiba'ya çok güzel etki sağlar. Çünkü şu anda Ethereum eğer bu kadar büyükse, Bitcoin'den sonra altcoin'lerin lideri diyorsak, Shiba gibi farklı coin'lere, projelere ev sahipliği yapabildiği için, blockchain'i bunlara müsaade edebildiği için bu kadar büyük. Çünkü Ethereum böyle bir şey yapıyor. Ethereum ağında NFT'ler çıkıyor, yeni coin'ler çıkıyor, farklı bir sürü proje çıkıyor. O yüzden o projeleri çıkartırken bir kere Ethereum almak zorundasınız. Onların transferi, her transferi yapıldığında Ethereum ödemek zorundasınız. En basitinden bugün OpenSea'de NFT alım satımı yaparken çok sağlam Ethereum ücreti ödüyorsunuz. Bütün bunlar da tabii ki Ethereum'u güçlendiriyor. Shibarium'un da bu şekilde Shiba'ya çok güzel etkileri olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Bunlar dışında ya zaten çok fazla detay var ama en temel mantığıyla Shibarium'un çok güzel olacağını tabii ki hepimiz biliyoruz. Şu anda beta aşaması, yani bir testi gerçekleştiriliyor. Eğer sorunsuz bir şekilde testler gerçekleşirse de Shibarium artık net bir şekilde hayata geçmiş olacak ve Shiba'ya da çok güzel etkileri olacağını düşünüyoruz. Shiba'nın fiyatına da etkisi tabii ki uzun vadede olacaktır arkadaşlar. Çünkü kripto paraları evet balina bir balina girer bir anda. Herhangi bir rastgele bir coin'e bir alım yapar. Orada kendisiyle birlikte farklı küçük yatırımcıları da o coin'e sokmuş olur. Sonra o coin'in fiyatı yükselir. Kendi istediği zaman da satar, fiyatı tekrar düşürür. Hani bu şekilde yükselişler olabilir. Ama eğer bir coin'e, bir kripto para veya herhangi bir yatırım aracına eğer gerçekten değer katmak istiyorsanız
altında gerçekten bir projesi olmak zorunda. Shiba da meme tokenlar arasında, yani şaka coinleri arasında gerçekten bir değeri olan, bir projesi olan coin olma yolunda çok güzel ilerliyor ve başarılı da olacak gibi duruyor. Umarım da olur arkadaşlar. Genel olarak Shiba Arum'la alakalı anlatabileceklerim bunlar. Farklı videolarda zaten yine anlatırız. Şimdi bir de grafiği üzerinden Shiba'ya bir bakalım. Destek dirençleri, trendleri vesaire bir inceleyelim. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız bence mutlaka Shiba Arum ağı çıkacak hemen şimdi alayım değil de biraz daha temkinli, uygun yerlerden almaya özen gösterin, zarar etmeyin arkadaşlar. Şimdi grafiğimize geçelim. Evet, şimdi Shiba grafiğine de baktığımız zaman arkadaşlar, hatta şurayı bir saniye bir kontrol edeceğim sizle beraber. Şöyle bir aslında düşen trend de oluşturabiliriz. Yani şöyle kendi trend, güzel bir trend de oluşturmuş kendisi. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar günlük grafikteyiz ve şu anda şuradaki direncimizi çok güzel bir şekilde kırdığını görüyoruz. 40-1186 bölgesini çok güzel hacimli bir şekilde, bakın şuradaki yeşil hacim mumu da çok önemli aslında. Yani çünkü Shiba'ya para aktığını ve burada alım satım yapıldığını da görebiliyoruz. Bu şekilde buradaki direnç kırılmış ve burada bir düşen trend oluştuğunu görüyoruz. Eğer buradaki trend kırılır ve şuradaki fitil gibi, yani eğer bu fitil tekrardan atılır ve burada bu trend üzerinde kapanış yapılırsa kesinlikle bu direnç çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Buradan bir red yiyip, yani şöyle bir hareket, burada kapanış yaptı, geldi buradan reddini yedi. Eğer şöyle bir hareket görürse, yaparsa kesinlikle buradan çok ama çok güzel bir, yani long pozisyon veya spot alım ben çok uygun görürüm açıkçası. Ama öncesinde ya tekrardan bu desteğe, yani şu desteğe tam olarak gelmesi gerekir ya da en azından arkadaşlar buradaki trendi kırmasını bekleyebiliriz açıkçası. Bunun dışında da hareketli ortalamalarımıza baktığımız zaman şu anda EMA200'ümüzün de 1073 seviyelerinde olduğunu görüyoruz şu an için. Tabii ki buralara kadar, yani açıkçası Shiba'da şu an bir alım yapmak için ya buralara kadar bir düşüş beklenmesi gerekir. 1070-1040 seviyesine kadar bir düşüş beklenmesi gerekir. Ya da buradaki trendin üzerinde en azından 4 saatlik bir kapanış yaparsa da tabii çok güzel olacaktır arkadaşlar. Zaten gördüğünüz üzere şöyle 4 saatlikte de baktığımız zaman görüyorsunuz alttaki desteğe tekrar fitil atmış ama şu anda hala üzerinde. Dediğim gibi genel olarak Shiba'ya giriş için bu seviyeler şu anda çok önemli. Daha fazla analiz için mutlaka Telegram kanalımıza bekleriz. Şimdi videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Umarım güzel ve yararlı bir içerik olmuştur. Eğer hoşunuza gittiyse bir beğeni bir de güzel yorum bırakmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız çok ama çok sevinirim. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.